Merhaba sevgili dinleyiciler, biz Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Etaullah Harvas, şef yönetmen İsmail Salih Sert. Efendim e, şu anda e, e, masada e, efendim sesimizin size ulaşmaya ça, e, çalıştırıyorlar. Daha doğrusu sevgili şef yönetmen bugün çok zorlanacak, benim sesimden ötürü zorlanacak. Evet sevgili dinleyiciler, bu ses bir Galatasaray tezahüratı ya da e, kutlamasından değil, onu hemen söyleyeyim. <laughs> Ee, ...diğer e, e, efendim futbollara, daha doğrusu futbol takımlarına gönül vermiş, renklere gönül vermiş sevgili dinleyicilerimiz. Yanlış e, anlamasılar tamamen bir sağlık sorunu bu ama inşallah bir iki gün içerisinde e, atlatacağız efendim. Hmm. Ee, şampiyon oldu ya Galatasaray, şimdi diyecekler hatta Allah Bey tezahürat mı yaptı? Sabaha kadar kutlamalara <laughs> evet. mı katıldı? Bu ses onun için mi gitti? Bir şey yapalım, bir sağlık sorunu efendim. <laughs> öyle bir kutlamada olmadım. Evet emekli Kurmay evet. Albay Ziya Burcuoğlu konuğum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Ata Bey. Şimdi e, <laughs> Ziya Bey e, önemli bir şey bugün 27 Mayıs. Bu evet. darbeyi konuşacağız ama bölgemizdeki siyasi suikastler de var. var. Evet. Ya da teşebbüsleri var. Onunla ilgili de biraz bilgi verirseniz seviniriz. O da e, çok gündemde evet, çok konuşuluyor. Buyurunuz efendim. Şimdi e, futbolla başladınız. Evet. Yani e, sadece Galatasaray e, sevinmedi. E, e, Fenerbahçe de sevindi. Tabii. Yani e, o biri birinciliği kutladı, öbürü ikinciliği kutladı. Ha, öyle diyelim. Yani, öyle diyelim. Ben Çünkü o yanlış anlamanın önüne geçeyim diye. Evet, maçta şeyde İstanbul'daki. Ee... Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçe de kutlama yapmış yani. Evet. resimleri haklı o olarak sevinmişler evet. yani. Demek evet. ki e, onlar ikinciliği kutladı. E, Galatasaray'da birinciliği kutladı. Heh. Öyle anlaşılıyor yani. Evet, peki ben. <laughs> yani sizin sesinizin o ünü <laughs> o göz ilgisi yok. nümayişle ilgisi yok. İlgisi yok tamam. Olayım, biz ona... Evet. evet <laughs> Şimdi atamay e, güzel şey söylediniz. Bu siyasi suikastlar. Evet. Sanki böyle bir e, dönem açıldı, böyle bir e, periyot başladı. E, siyasi suikastlar En yakın zamanda ne ile başladı? Slovakya başbakanına e, gündüz herkesin gündüz, gözü gündüz, gündüz, önünde evet. beş kurşun attı. Şans eseri. Ee, ölmedi ama durumu herhalde daha kritik. hala kritik. Tabii. Yani şimdi onunla başladı. Sonra ne oldu? İran'daki ee, Evet olay olaya çıktı. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Helikopterin ne? düşmesi. Helikopterin abi. düşmesi. Bu aşağı yukarı bir hafta hem Türkiye'yi hem dünyayı meşgul etti. Tabii. Herkes bunun üzerinde e, konuştu suyu kas mıydı kazayı mıydı iç e, içten hesaplaşma bir sapotaj mıydı yoksa hmm. bir iç hesaplaşma mıydı ...dıştan mı bunlar konuşuldu. Evet. En, enteresan bir olay. sonra bakın en sonda e, Ermenistan e, başbakanı Paşinya'nın Pe Paşinya'nın evet. Paşinyan bir bir mecburi iniş yaptığı söyleniyor. Evet. Şeyin eee helikopteri pardon, Yani doğru. o da ama e, ondan önce eee Paşinya'nın e, çok e, herkesin özellikle Türkiye ilgilendiren bir beyanatı var. Ne diyor? 1915 olaylarıyla ilgili bu diyor tarihe mal olmuş bir şey diyor ee, artık diyor tarihi sınırları değil gerçek sınırları görüşelim. Türkiye'yi niye bununla e, suçluyoruz evet, diye tabii. çok net yani bizim Türkiye'nin Türk tarihçilerinin yapamadığı şeyi Paşinyan Ermenistan Başbakanı resmen bunu açıkladı. Evet. Yani geldiği için de değerli bu açıklama evet. evet ve peşinyan aynı zamanda hem Türkiye ile hem Azerbaycan'la iyi ilişki kurmaya çalışıyor hatırlayın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Sayın Erdoğan e, kutlamalarına ilk e, şeysine göreve başlama gününe peşinyan da gelip tabii. Ankara'da katılmıştı evet. hatırlayın Evet. şimdi bunu bu tabi e, Başta Amerika olmak üzere, Avrupa'da başta Fransa olmak üzere Ermeni lobisini e, nedir? Rahatsız e, Rahatsız etti. Kaldı ki Ermenistan'ın kendi sıkıntıları var. Tabii. Nüfus azalıyor, göç var. Ekonomik e, artık var. yerle bir olmuş, e, mecbur Türkiye ile Azerbaycan'la komşularıyla e, iyi geçinmek için. Iyi evet. Geçinmek istiyor. Şimdi böyle bir beyanat verdikten sonra böyle bir olay da geldi. Şimdi bakın bu siyasi e, süy siya, e, suikastlar şimdi ilk ağızda çok e, şu on gün içerisindekileri. E, düşündük daha önce bakın İspanya başbakanına da bir e, söyukasla benzer bir şey yaptılar evet. sonra ka kanımıyla ayrılmak istedi istifa etti geriye aldılar neden ne dedi şey e, İspanya e, İsrail'in yaptığı soykırıma karşı çıktı ve bugün Avrupa'daki karşı çıkan devletlerin even lokomotifi durumuna düştü. Hemen akabinde nedir? Norveç, İrlanda, Belçika bunlar da girdiler ondan sonra. Yani e, bu eee fizikler değişik şekilde yapılıyor. Evet. E, mesela e, Slovakya e, başbakanı ne demişti? Ukrayna savaşına, Ukrayna Rusya savaşına karşı çıktı. Tabii. Ve dedi Ukrayna bağımsız bir devlet değil, Amerika'nın şeysi güdümündedir Amerika dedi güdümünde. adam. Güdümünde ve e, Rusya'ya karşı onu silahlandırıyorlar, ona silah verip Rusya ile karıştırıyorlar dedi. Tabii, Biz buna karşı karşıya karşıyız getiriyor. Dedi. Evet. Bunu çok açık söyledi. Evet. Arkasından beş tane kurşun yedi. Evet yani, adam ya sandviç oldu. E, bu bu çok önemli bir konu. E, şöyle birinci dünya harbi, ikinci dünya harbi e, ...tabii bunlar aklımıza geliyor. E, her iki dünya harbinden önce de bu ve buna benzer siyasi suikastlar oldu. Ondan sonra harp başladı. Ha, yani dünya harbi başlamadan önce bu suikastlarla çünkü. E, e, ...bölünüyor. Devletler artık ikiye... ...iki gruba ayrılıyor. Ee, kendi yanında olmayan e, devletlere... ...işte suikastlar düzenleyerek... Tabii. ...kendi yanına çekmeye çalışıyorlar. Korkutarak. Korkutarak çelişiyorlar. Yani bunu yaşıyoruz bu bugünlerde Hele yani e, şu anda... ...üçüncü dünya harbinin... ...sesleri geliyor. Tabii. Yani bunları e, böyle dile getirmekteki... ...maksadım o. Ee, bunu birçok... E, ...kimse görüyor. Evet. ifade ediyorlar. Yani bu bakın... ...İsrail'in... ...yaptığı... ...şurada yedi aydır, sekiz aydır... ...bütün dünyaya karşı meydan okuyarak... ...Amerika'yla beraber... E, ...yani... Bugün sabahleyin biraz önce gördük e, refaha saldırıya başlamış evet. yani Birleşmiş Milletler karar almış vesaire hiçbirini dinlemiyor bu nedir üçüncü dünya harbinin işte bu e, bunlar özellikle Orta Doğu'daki e, bu gelişmeler münferit e, ayrı ayrı e, görmemek lazım. ...bunların hepsi birbiriyle ilişkili. İlişkili, bağlantılı. Yani, Peki. İran'daki suikast... Hı. ...efendim... E, refah saldırı... Hadi. ...Ermenistan Başbakanı'nın konuşması... E, ...Slovakya... ...efendim... E, ...Başbakanı'na yapılan suikast... ...İspanya Başbakanı'na yapılanlar... ...ve bakın... E, ...Belçika'da da terör faaliyetleri var. Evet. Yani... E, ...ya suikast yapıyor ya e, terörü getiriyor. Yani Pazarlıyor. kendi yanında olmayan devleti yanına çekmek için terbiye bunlar ediyor, yapılıyor. Terbiye ediyor, terbiye ediyor diyorlar. diyelim. Evet, öyle yani derler ya. Bu çok önemli. Belli bir Şimdi daha davranış <laughs> kalıplarının dışında çıkanlar e, maalesef o şekilde cezalandırılıyor. Bakın, evet. Bunların bu gelişen bütün bu olaylar bizi yani Türkiye'yi e, çok yakından ilgilendiriyor. Evet. Bakın kuzeyimizde Rusya e, Ukrayna savaşı. Güneyimizde efendim e, İsrail'in soykırım evet. ve bakın o iş devam ediyor ve e, sadece e, ...Mossad'la... şeyle Hamasla İsrail arası değil, bölgeye yaymaya çalışıyorlar. İs İran'daki gelişmeler, o Hı. da çok önemli. Yani İran'ın durumunu ıı, geçen hafta bütün dünya ve Türkiye basını hep bunu ıı, konuştu konuştu. Hala yani, devam ediyor. İran'ın gerçek yüzü yalnız ortaya çıktı bu ıı, olayla ilgili olarak. Niye? E ...öyle görüldüğü gibi... E, ...İran'ın... ...efendim füzesiymiş... E, ...yerli... ...milli sanayisi öyle o kadar... ...kuvvetli olmadığı... ...ortaya çıktı. Evet. Yani niye... E, ...bakın... <laughs> ...helikopter kazasından... ...sonra... E, ...Amerika'dan, Avrupa'dan... ...Türkiye'den yardım istedi... Evet. E, ...İran. Evet. Ve... E, Biliyorsunuz e, bizim Akıncı o olayda e, tabi yeri tespit etti. tespit etti efendim. Şimdi tabii İran'ın Türkiye ile olan ilişkileri var. Biliyorsunuz e, bizim e, bu Azerbaycan'la olan ilişkilerimiz o Zengebur Zengezur koridorunun açılmasına Basra Körfezi ve Irak ticaret yolunun açılmasına e, İran e, karşı evet. yani bunu da e, şey yapmak lazım bir de İran'ın tabi e, bir geçmişi de var ...50'li yıllarda biliyorsunuz e, gençler yeni nesil bulmaz. bu Musattık diye bir başbakan vardı buna bir e, süyü kasle Efendim bir darbeyle ele geçirildi sonra ee, ne oldu? Ee, şah tekrar başa getirildi. Evet. Daha sonra 79'da da Hümeyne'yi getirdiler başa. Evet. Bakın bunlar hepsi birbiriyle ilişkili şeyler. Dolayısıyla bu o, siyasi suikastlar sanki 3. Dünya Harbi'nin efendim nedir? Evet. Ayak sesleri diyorsunuz. Evet. Allah muhafaza. Bakın, bakın şimdi e, bugün evet. yi, siyka, siyasi suikastlardan bahsettik. Bugün de 27 Mayıs'ın 64. E, yıl dönümü. Evet oraya doğru. Şimdi bakın 24, 27 Mayıs'tan önce de Türkiye'de e, e, bir yıl önce 1959 yılında... Menderes'e o zamanki başbakan merhum Menderes'e bir e, uçak Daha kazası mi? olmuştu. Ha, yani uçak kazası da var tabii, tabii doğru. bu, bu bunun suikast olduğunu e, artık çok kimse ikrar etti e, ve e, o sağ olarak kurtuldu. E, uçakta bulunanların yarısından çoğu hepsi öldü. Hmm. Bu e, e, uçak Londra'ya giderken uçak kazası hatta ee, ne diyorlar bakın daha sonra yayınlanan hmm. e, hatıratlarda bilgilerde arşiv belgelerinde Efendim Menderes düştükten sonra Londra'daki Türk Büyük Elçiliğinde bir kokteyl veriliyor başbakan'dan kurtulduk diye e, kokteyl yapıyorlar Allah sonra Allah. bakıyorlar ki ah başbakan sağ o olmamış geldi düşünebiliyor musunuz Tabii. yani bu çok önemli konu. Ee, şimdi siyasi suikast dedik. 27 Mayıs'la ilgili bir Abi, konu daha var. Buyurun. Mesela nedir o? <laughs> o zaman e, 27 Mayıs'a e, darbesine karşı olan benim <laughs> e, bir ordu komutanı Ragıp Gümüşpala 3. Ordu Komutanı karşı çıkmıştı. Evet. Biraz sonra bu 27 Mayıs'la ilgili konuşurken bu konuyu biraz açacağız. Evet. Ee, üçüncü Ordu Komutanı. Daha sonra Genelkurmay Başkanı oldu ama hemen emekliye sevk ettiler. Sonra o parti kurdu. Aa. Ve parti kurdu. AK Parti Adalet Partisi. Evet. Efendim, parti çalışmalarında yurt içi seyahatinde bir otelde ölü olarak bulundu buyur. Yani yani su siyasi suikastlar deyince Hı. en yakın e, bunları hatırlıyoruz. Evet. Şimdi e, bu <laughs> İran helikopterinin kazasıyla ilgili bakın bizim akıncı evet. Bunu ta Türkiye'den kalktı ki hem Amerika hem Avrupa'dan e, Türkiye'de dahil yardım istediler. Buna işte bunu biz bak şeyde Cumhurbaşkanı da efendim milli Soğunma Bakanlığı da açıkladı. Evet. Bu akıncının nasıl yardım edip o kazadaki e, kazanın yerine ulaşıldığını o ha, kötü hava şartlarına rağmen ilk ilk akıncının e, bunu bulup. E, İranlılara ee, haber verdiğini... Haber verdiğiniz. Evet, elbette ver. ama şartlar hakikaten önemli. Şimdi Atilla Bey, yani şeylerden. bu iş olunca yani akıncı yani yerli ve milli bir savunma silahımızın bu başarısını bir kısım ee, medya, bir kısım insanlar bunu kabullenemediler. Yok efendim ee, akıncı bulmadı, aselsan buldu falan diyen emekli amiraller var, gazeteciler var. Bunu böyle söylediler. Yani kendi e, milli e, savunma efendim e, silahımızı kendi yaptığımız, gurur duyduğumuz bir şeyi e, kabullenemiyorlar. Yani bunu anlamakta ben e, güçlük çekiyorum Atabey. De... Aselsan nasıl bulmuş? Ben onu anlıyorum. Yani. Ya. Evet. Yani şimdi Hı, bakın yerli otomobil yapıldı biliyorsunuz. Ya o, otomobil fabrikasından yayın yapıyorlar yani canlı yayın karşı taraf yine inanmıyor. Ne diyor? Ya şunu diyor İtalya'dan paketlenip geldi, burada açıldı, yapıldı diye bizim yerli e, tok otomobiline dahi karşı çıkan bir zihniyet var yani. Tabii. Şu arada bunu Akıncı'nın e, İran helikopterinin bulunmasında da bunu e, söyleyenler var. Var. Tabii Ve tabii. Ve buna cevap verenler de var. Mesela bir gazeteci Nedim Şener'in ben televizyondaki programını e, seyrettim. Orada haliyle ya diyor bu adam diyor İran'da mı am amirallık yaptı diyor. Bu amiral kimin amirali diye e, ismen e, bunu e, ifade etti. Aynı şekilde bunu görmeyen gazetecileri de e, efendim Tabii. şey yaptılar. E, çünkü e, bugün Türkiye 20 senedir gösterdiği bu büyük gelişme özellikle yerli ve milli sanayinin savunma sanayinin bu kadar ileri olması hedefi de e, hedefi haline de geldi. Hani Erdoğan e, düşmanlığı ama aslında Türkiye'nin kendi silahını kendi üretmesine karşı çıkılan bir şey ve buna içten de işbirlikçiler var bununla e, istemiyorlar. istemiyorlar. Daha doğrusu bu biz yapamayız, bakın, edemeyiz, başaramayız evet. Şimdi nereden nereye geldik? Bunun da bir misalini vereyim. Buyurun bakın efendim. bu da şimdi 27 Mayıs'ın günü olunca birçok şeyi hatırlıyoruz. Türk Türkiye'nin e, teknolojik gelişmesini e, göstermesi bakımında 27 Mayıs'ta biliyorsunuz darbenin lideri e, Cemal Gürseldi, Kara Kuvvetleri komutanıydı, emekli olmuştu ama darbe olunca darbeciler onu evinden İzmir'den getirip e, darbenin başına getirdiler hatırlayın. Evet. Ve daha sonra da e, devlet başkanı oldu e, 1900 e, kaç 6 7 ay 7 sene. E, Devlet Başkanlığı yaptı. Ee, zannederim 65-66'lı o yıllardaydı. Hı. Bu e, devlet başkanı iken... rahatsızlandı. Evet. Ve e, bayağı ağır bir e, rahatsızlıktı. E, Türkiye'de tedavisi yapılamıyor. Amerika'ya gönderilecek. Fakat bakın Amerika'ya götürecek uçağımız yok. Uçak yok. ...o zamanlar düşünebiliyor musunuz? Boşu boşuna ha, Amerikancı... Ha. ...ve Amerikan başkanı... ...kendi tayaresini yeah. gönderdi... ...ve... ...Cemal Gürsel'i... ...Amerika'ya götürüp... ...tedavi için ama yeah. tedavide de... ...başarılı Netice olmadı... Alamadım. ...gördü ve bitkisel... ...bir hayat yaşadı... ...hatırlayın hmm. uzun aylar... ...uzun süre Tabii sonra... E, ...tıbbi... Doktor e, heyet raporuyla görev yapamaz diye rapor verilerek görevden alındı. Ama bitkisel hayatı devam etti. Şimdi bunu arz etmemin sebebi... ...Türkiye Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nı, Devlet Başkanı'nı götürecek... ...tayaresi yoktu. Tabii. Uçağı yoktu. Amerika ona... Özel uçak gönderdi. Şimdi nereden nereye geldik? Bir uçak Şu anda, alamamışız yani. E, bir uçak alamamışız. Ya. Bakın şimdi Türk Hava Yolları dünyanın bir numarası, evet. dünyanın her yerine gidiyor. Devlet erkanının da, devlet yöneticilerin de hepsinin de gerekli uçakları var vesairesi Tabii. var. Şimdi teknolojik gelişme nereden nereye gelmenin e, çok canlı bir misali. ...bunu hatırladım... ...bu 27 Mayıs... E, ...darbesinin efendim... E, ...bunu tabi ...ben e, niye hatırlattım... ...genç nesiller... E, ...bunları bilmiyor... ...öğrensinler diye... ...hatırlasınlar diye... ...yani Türkiye... E, ...20 yıl önce neydi... ...şimdi nedir... ...özellikle... ...yerli ve milli savunma sanayi... ...silah sanayindeki gelişme... Türkiye'yi konuşturan budur. Bugün Amerika'yı konuşturan budur. Rusya'yı konuşturan budur. Yani eğer senin savunma sanayin kuvvetliyse dünyaya hükmedebiliyorsun. Sözün geçiyor diplomatik münasebetlerde, ön plana geçiyorsun. İşte Türkiye'de şu anda bu e, <laughs> halde ama bu gelişmeyi böyle kabullenemeyenler, hazmedemeyenler var. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani insanın aklına başka şeyler geliyor. Yani e, Ömer Seyfettin'in hikayesi var. Dediği gibi efendim, evet. Onlar akla Peki geliyor. Efendim. Çünkü bu gelişmeler e, herkesin e, gurur duyacağı, sevineceği şeyler. Her Türk vatandaşının. Tabii. Evet. Onun için bunları da bu vesileyle Biz kısaca arz edeyim dedim. Evet. Şimdi gelelim bugün e, 27 Mayıs efendim 64 yıl geçmiş aradan efendim askeri darbenin e, yıl dönümü. Evet. Bu tabi 27 Mayıs'ın bir özelliği var. Cumhuriyet döneminin ilk Darbesi. e, darbesidir. ...ondan sonraki darbeler... ...her on senede bir... ...hep bunun devamı oldu... ...şimdi arz edeceğim... ...hatta... 60 darbesinden... ...bir iki sene sonra dahi... 22 e, Şubat... 21 Mayıs darbeleri oldu... ...darbe teşebbüsleri oldu... ...arz edeceğim onları da... ...çok e, dikkate değer şeyler... E, ...bilinmesinde yarar var... ...efendim... ...bakın... E, Aski bu 27 Mayıs böyle bir e, çığır açtı e, Türkiye'de e, o döneme kadar cumhuriyet döneminden itibaren efendim e, 60 yılına kadar bir darbe konusu mevzu değildi. Bunda en çok tabi cumhuriyet döneminde yakın tarihten ders alınmış bilhassa Balkan Harbi'nden hatta bunu daha önce ki programlarda arz etmiştim. <laughs> e, 1925-26'lı yıllarda o zamanki Genel Kurmay Başkanı e, Fevzi Çakmak, Maraşal Fevzi Çakmak e, harba kademelerinde 10 gün süreli bir konferans vermiş. E, Balkan Harbi'ni anlatmıştı. O harbe bizzat iştirak ettiği için biliniyor. İşte politikaya askerin bulaşmasının nasıl Osmanlı Devleti'ni yıktığını, ordunun siyasete girip ikiye ayrıldığını, iddiatçı, itilafçı vesaire diye bunları anlatmıştı. Bu daha sonra bu büyük bu konferans metinleri yayınlandı. Şu anda da Latin harfleriyle de ee, yeni kullanılan harflerle yeni Türkçe ile e, yayınlandı. Burada bunları çok iyi an. İşte bu anlatmalar, bu e, hatırlatmalar zannederim 60 yılına kadar idare etmiş. Ama 60 yılından sonra o sanki e, eskiye dönüş gibi ordu siyasete eee bulaştırıldı. Atatürkçüler gibi mesela. Evet. Aa, Harp Akademilerinde böyle bir olay da var. Var. Evet. Ya arz edeceğim. Bakın 20 22 Şubat'ta e, Hı. bunu yaşadık yani. 27 Mayıs'tan hemen bir sene sonra yani e, 62 yılında e, Talat Aydemir Harb Okulu komutanı darbe yapmaya kalktı. Biz o zaman harbiyedeydik, son sınıftaydık birinci sınıf, ikinci sınıf 22 Şubat günü efendim orta bahçede toplanıldı. Karşılıklı iki tabur 500 öğrenci bir tarafta, 500 öğrenci bir tarafta efendim işte darbe olacak, darbe yapılacak. Ee, çünkü e, 27 Mayıs darbesini asker yapmadı Erlen. ...öğrenciler... ...harbiye talebelerini kullandılar... Hmm. ...burada da aynı şeyi... ...yapmaya kalktı Talat Aydemir... Ee, ...harp okulu öğrencilerini kullanarak... ...ancak... ...o dönemde... ...öyle bir gelişmeler oldu ki... ...birinci sınıfla ikinci sınıf harbiye de ...efendim... E, ...farklı... E, ...tabur komutanları... ...dolayısıyla... ...efendim... E, e, o zamanki harp okulu komutanına bir kısım yanındaydı, bir kısım karşıdaydı, karşısındaydı. Ve 22 Şubat günü öğlen toplanıldı da her iki taraf efendim iki sınıf karşı karşıya silahlar ellerinde mermiler alınmış efendim derken birinci sınıf yaşasın İnönü ikinci sınıf yaşasın Atatürk diye bağırıldı adeta ...adet birbirine girecekti... Ee, ...ancak bir iki tane... ...böyle sesi... ...çok kuvvetli... E, ...subaylar çıktı da... ...öğrencileri teskin ettiler... ...ve e, o toplantıyı dağıttılar... ...22 Şubat'ın da... ...böyle bir acı hatırası vardır... ...Allah muhafaza... ...eğer o 22 Şubat günü... ...şey olsaydı... ...bir silah patlasaydı... ...düşünün... E, yüzlerce öğrenci birbirine e, girmiş olacaklardı. Evet. Evet. Şimdi 27 Mayıs eh, olaylarını böyle konuşurken 27 Mayıs'tan önceki olaylar hatırlamak gerekiyor. Ne yaşandı? Bakın <laughs> neler yaşandı. Bugün de buna benzer yani olaylar dar, var. Yani darbaya getiren evet. tabii. Yani hani bugün ya, öğrenci o, o hareketleri var. diye bekledik. Evet. Evet. Kenan Evren'in öyle bir sözü var. O, evet, evet, şeyde 20, 12 Eylül'de. Tabi. Şimdi öğrenci olayları var. Ee, öğrenci olayları Tabii. var. Sonra ekonomik olarak Amerika'nın, bakın şimdi Türkiye'de şu anda da böyle bir ekonomik sıkıntı var. Her 10-15 senede bir bunu biz yaşadık. Evet. Yani. İlk şeyi 27 Mayıs'tan önce Amerika büyük bir e, sıkıntı verdi ekonomimizi ve dolar e, anormal bir şekilde e, değer e, arttı evet. ve ekonomi e, altüst oldu Hı. ihtilalden önce evet. hatta milli korunma kanunu çıkardılar e, bunları e, korumak için e, bunu şu, yani bu o gün bugün bu devam ediyor. yani Her alanda 20 baskılamak evet, Türkiye tabi. Evet. İşte evet. E, bunun içerisinde ekonomi biz buna şimdi ta, dolar taarruzu falan diyoruz. E, aynı şeyi yaşadık yani evet. Sonra ...efendim... E, bakın bir de şunu da e, unutmamak lazım bugün. Ve daha önce, özellikle İkinci Dünya Harbinden itibaren dünyadaki bütün kargaşa, darbe, kaos, seçimlere müdahale evrendim, e, hep Amerika'nın altından çıkmıştır. Hmm. Bunu kendileri de ifade ediyorlar. Bütün Güney Amerika devletleri, diğer devletler. Orta Doğu'daki, Avrupa'daki, Asya'daki devletler. Bakın yani dolayısıyla e, 27 Mayıs darbesi yapılmadan önce darbeyi oluşturan olaylar yaşandı. Tabii. Yaşadık bunları yani. Ondan sonra Hı. darbe oldu. Şimdi efendim 27 Mayıs konusuyla ilgili yani bizzat yaşadık o günleri. Darbe olduğu zaman 27 Mayıs günü radyodan bir e, bildiri okundu. Bildiriyi de okuyan kimdi? Alparslan Türkeş'ti. Evet. O zaman kurmay albaydı. Efendim, ne dedi en önemli konu? NATO'ya, SENTO'ya bağlıyız dedi. Evet. Bu ne demek? Biz bu işin veya arkamızda Amerika ve İngiltere var dedi resmen. Evet. NATO Amerika'nın bir kuruluşu, CENTO'da İngilizlerin kuruluşudur efendim. Dolayısıyla bunu e, aynen e, ifade etti e, 27 Mayıs'ın ...ilk e, radyodaki ilanında... Da, evet. ...bu belir... ...bunu hatırlamakta yara var... ...yani evet... ...şimdi... ...tabii o dönemde... ...gazeteler... ...üniversite ve o zamanki muhalefet... E, ...çok şiddetli... ...bir... E, e, ...muhalefet bir... ...şimdi algı operasyonu tabii. diyoruz... ...yalanlar... ...üreterek... E, bütün e, Türk kamuoyunu e, yanıltmışlar, yanılttılar. Yani. Öğrenciler fırınlardan evet. yakıldı mesela. Evet. evet. Yani fırınlarda yakıldı ha. Yani akla hayale gelmeyen şeyler var. Tabii. Yani mesela 27 Mayıs günü oldu ...efendim başbakan e, Menderes e, 12 Bavulla e, altından yurt dışına kaçarken yakalandı diye resmen. E, ...bir sıkı yönetim komutanlığı... ...ve Eskişehir'dekiler... E, ...yayın yaptılar yani. Haber yaptılar. İn, in, yani. Haber yaptılar ve bu <laughs> yayınlandı. Evet. Yani buna benzer o kadar çok şeyler... ...yalan, yalan... Tezvirat. E, evet. 27 Mayıs'ın... E, ...hatırası bu. Şimdi 27 Mayıs'ta... ...ve hemen akabinde... E, ...bu... Yayın algı milleti de ikiye böldü. Kuyruklar, düşükler e, diyerekten. Ya. Yani o zamanki Demokrat Parti'ye rey veren vatandaşları e, aşağıladılar, böldüler Türkiye'yi kuyruklar, düşükler diye. Kömürcüler, Bak, evet. makarnacılar der gibi efendim. Evet. evet. Bakın orduyla ilgili olarak da hemen ihtilalden sonra efendim ordu e, orduda aşağı yukarı yedi bin subay emekliye sevk edildi. O dönemde. Evet. Aha. 350 tane general emekliye sevk edildi. Bakın o dönemde bütçede para yok. Nasıl vermişler tazminatlarını? Memur, evet. Memur maaşlarını ödeyecek para yok bütçede. Bu tabii Amerika ile olan ilişkiden ha. dolayı Amerika ve, diyor, Amerika para'yı diyor. verdi evet. ve o zamanki bu ayrılan emekli askerlere, emekli subaylara, generallere e, büyük miktarda e, seslerini çıkarmasınlar diye ikramiye verdiler Amerika'nın işesiyle. Evet. Bakın buradaki yani. E, maksat sonra anlıyoruz ki Amerika böyle e, kendine müzahir bir e, ordu subay kitlesi Tabii. yapmak için e, bu eskileri kopar. 350 general, 7 bin subay. Hatta ayrılan emekli olan subaylar e, e, bir dernek kurdular. Emin su derneği diye yakın zamana kadar vardı. Hani kendi haklarını korumak Tabii. için efendim Emin Su Derneği diye emekli hmm. inkılap subayları ...ismin altında hmm. Emin Su... evet. Yani bu e, NATO'nun ya daha doğrusu Amerika'nın bu 27 Mayıs darbesindeki e, rolünü belirtmek için bunu ifade ettim. Evet. Evet. Şimdi <laughs> Tabi, bu askeri darbelerden sonra 60 ihtilali dahil, ondan sonraki her 10 senede yapılan darbelerden kazanan kim oldu? Hatta bey, Amerika oldu, Batı oldu, İsrail oldu. Nasıl? Kaybeden kim oldu? Türkiye oldu millet ve oldu. ordu oldu, millet oldu. Tabii. Ordu nasıl oldu? Disiplini bozularak. Tabi. Politize olmuş. Aynen evet. öyle oldu. Bakın e, yani bu ikinci dünya harbinden sonra efendim Amerika biliyorsunuz 1945'te Birleşmiş Milletler kuraraktan... E, ...bütün dünyayı tabii harbin e, galibi olduğu için e, dünyayı kontrol altına almak için Birleşmiş Milletleri kurdu. Sonra... ...1952 yılında... ...NATO'yu kurdu... Tabii. ...askeri olarak... ...sonra 47 yılında bizi ilgilendiren... ...Türkiye ile... ...eğitim konusunda... ...işte demokrasiye geçme yönünde... ...Füber anlaşması... ...yani Türkiye'deki... ...eğitim sistemine de... ...el atmış oldu Amerika... ...yani Türkiye'yi... ...1952'den sonra... ...Atlantik Paktı'nın... ...bir parçası yaptı... Artık e, o dönemler yani Türkiye'ye deniyor ki yani siz e, tarım ülkesi olun efendim e, sanayileşmenize gerek yok. Nitekim e, o dönemde sonra bütün yerli ve milli harp sanayinin fabrikaları kapatıldı. Bunları biliyoruz. Ve Evet. ...fabrikaları Şimdi, kapattık yani... ...aynen öyle... ...biz Şimdi, size silah veririz diye e verdiler de... yani. ...Bakın evet. Amerika'nın... ...bu tutumunu iyi anlamak lazım... ...üçüncü, beşinci e sınıf e silahlarını bize verdiler... E ...en iyi siz bilirsiniz... ...siz kullandınız yani... ...şimdi ar arz edeceğim onu... ...çünkü bakın... ...1956 yılında... <laughs> ...Amerika'nın bu... ...Siyonist liderlerinden... <laughs> ...en büyük liderlerinden... Rockefeller var, evet. <laughs> bu meşhurdur. O dönem Amerika'nın başkanı Eisenhower'dır. Bu İkinci Dünya Harbi'nde Amerika'nın Avrupa'ya çıkan kuvvetlerinin komutanıydı. Harpten sonra e, siyasete girdi ve Amerikan başkanı yaptılar. İşte bu Eisenhower'e, bu e, siyonist lobisinin en büyük liderlerinden olan Rockefeller'in ...bir mektubu var. Bu e, çok önemli bir konu. E, onun için arz ediyorum. Buyur. Bu mektupta diyor ki... ...kısa olarak arz ediyorum. Birçok konuyu... E, ...çözeceğiz çünkü... ...günümüzdeki gelişmeleri. Diyor ki... ...bakın ikinci dünya harbinden sonra... E, ...dünya kontrolünü... ...ele geçirmek için yapılan... ...faaliyetleri anlatıyor. Bu arada... <laughs> ...ekonomik baskının her çeşidini kullanarak bir dış politika oluşturuldu ve bir anlaşma ile sağlam bir askeri pakt kuruldu NATO'yu da e, dile getiriyor. Bu kapsamda çeşitli ülkelere yapılacak yardımlar ve açılacak krediler öncelikle askeri karakterde olmalıdır. ...işte marşal yardımı var... ...hatırlayınız, Tabii. evet... ...bunun gibi... ...diyor ki... ...o mektubunda... ajana vere ...oltaya yakalanmış bir balığın... ...yeme... ...ihtiyacı yok diyor... ...mesela... ...Türkiye'yi... ...örnek veriyor... ...Türkiye'ye... ...geniş bir mali yardım... ...ters bir etki yapabilir... ...yani bağımsızlık eğilimini arttırabilir. Paklarımızı, askeri paklarımızı, anlaşmalarımızı zayıflatabilir. Türkiye gibi ülkelere yapılacak yardımı bakın burası çok önemli. Bize bağlı hükümetleri iktidarda tutacak, bize düşman muhalifleri etkisiz bırakacak biçim ve miktarda olmalıdır diye Amerikan başkanına bu Rockefeller ee, ee, bilgi veriyor, adeta talimat veriyor. Tabii. Yani e, şu anda da bakın ne diyor? Bize bağlı hükümetleri iktidarda tutacak, bize düşman olan muhalifleri etkisiz bırakacak bir biçim ve miktarda olmamalıdır diyor yapılacak yardımlar. Bakın o gün bugündür değişen bir şey yok. Amerika aynı şeyi Türkiye üzerinde de siyasi olarak da kullanıyor. İşte darbeleri kullanarak, siyasi partileri kullanarak Bunları yaşıyoruz. Onun için yani 27 evet. Mayıs bunları hatırlatıyor. Tabi Ata Bey. Onun için tebrik ediyorum. Yalnız Şimdi bize aylan sürenin sonuna geldik. Öyle mi? Evet. O, daha devam evet. ederiz, devam yani, ederiz. 27 Mayısla ile ilgili. Tabi onlar e, konuşuruz. Çok şeyimiz i̇nşallah, var. İnşallah e, haftaya evet. bunları konuşuruz. Evet, evet. sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik, ee, bitiriyoruz programımızı. Ben Emekli Kurmay Albay Ziya Borcu çok teşekkür ederim. Alasmadık.